Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Öntü ve Yeniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif hale getirerek de attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kalem ve her zaman kullandığım bu camsil hortumu bizim bugünkü yapacağımız aparatlar olacak. Size yine çok güzel bir yelpaze modeli hazırladım arkadaşlar. modelin bu şekilde. Bu büyük yeşille yaptığım ilmekleri kalemle çiçeğimdeki liladaki renk, rengimdeki ilmekleri de arkadaşlar camsil sil hortumuyla yaptım. Bir ton büyüğüyle yani büyüterek çitlerin üzerine de bu şekilde kirpikli çitlerin üzerine de yuvamı oluşturdum. şu ilmek sayımız arkadaşlar 5 tane. Bu normalde şimdi 6 olsa daha güzel olur. Bunu isteyenler 6 da yapabilir bu ilmek sayısını. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ara mesafesi olarak bu kirpikli trabzanlarımızdan 12 tane yaptım 12 de uygun şöyle ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz şimdi burayı arkadaşlar sık iğne ile sabitlenmiş düşünün üzerine bir zincir çekiyorum bir defa tığımı doluyorum hemen bakın boş olan trabzanımın içine girip 2 2 olarak aldım buraya bir tane boş bir trabzan yaptım yine bir zincirimi çektim bir defa doladım hemen boş olan trabzanıma giriyorum buraya yine bir trabzan yapıyorum ama bunu tomurcuk yapacağız 4 zincirimi çekip şöyle bu tomurcuk olması arkadaşlar yaptığımız yuvanın ortasına şöyle güzel bir görüntü veriyor o yüzden bu şekilde yuva yapacağım zaman ortasında hani kapatmak amacı şöyle görüntü güzellik ama bir tane tomurcuk koyuyorum bir defa yine tığımı doladım. Hemen yandaki bakın, boş olan trabzanımın içine girip yine bir şey tığ battımın içine girip bir trabzan oluşturdum. Ortasında bir tane tomurcuklu kenarlarında bir tane birer tane boş trabzanlar hazırladık. 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8. Şöyle çevirdim. Şimdi bu boş olan trabzanımın bakın tam tepesine girip buraya kapatacağım arkadaşlar. 8 zincirimi kapattım bu şekilde. Şöyle inşallah net bir görüntü oluyordur. Bir zincirimi de çekip şöyle döndüm arkadaşlar. Yuvamızın içine sık iğne ile bunu sabitliyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Ve kalemimi alıyorum. Aparatımız burada, kalemimiz. Bunu bu şekilde taktım. Bu kalem boyutunu arkadaşlar kırmızı kalemde çok güzel oluyor. Ne büyük ne küçük, tam orta boy bir e, ilmek elde etmiş olursunuz. Kalınlık olarak kırmızı kalemin kalınlığı ne büyük ne küçük tam orta boy bir ölçü aleti arkadaşlar. Evet. Buraya bu şekilde dibinde iki zincir çekerek tam 9 tane ilmek çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane daha göstereyim. 1 ve 2 zincir. Hemen takıyorum kalemimi. Bunu 9'a tamamlayalım arkadaşlar. Yuvanın içinde 2 9 tane ilmeğimi bu şekilde topladım ve bu yuvanın içine girip ilmek alıp dibinde bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen trabzanımın içine de giriyorum, buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yani trabzan seviyesine inmiş oldum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane yine boş trabzan yapacağım. Ee, kirpikli trabzan yapacağım arkadaşlar. Pardon. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Ve bir, iki. 3 ve 4. Hemen bakın trabzanımın içine girip bu yaptığım 4 zinciri tomurcuk olarak kapattım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zincir çekelim bırakalım. Kalemimizi çıkarınca daha da rahat yaparız. Kalemimiz bize engel oluyor. Hemen bakın bu şekilde ilmeklerim sizin büyüklüğü korkutmasın arkadaşlar. Böyle e, ilmekleri toplayıp içine de kirpikleri yaptığımız zaman ilmeklerimiz biraz küçülüyor bu şekilde 9 tane ilmeği topladık şimdi bundan 12 tane kirpikli trabzan yapıp ilk başta gösterdiğim gibi bu boş trabzanları ve yuva yaparak ilmekleri yine toplayıp devam edecek arkadaşlar çimenimiz bu şekilde bitecek Evet arkadaşlar bu şekilde trabzanlarını da yaptım hazırladım şimdi üçer üçer bu ilmekleri ayıracağız 3 tane yuva yapacağız 1 2 ve 3 şimdi bunu buraya sık iğne ile sabitliyorum mavi ipimi tutturdum bu 3 tane yuvamı dibine bir tane zincir çekiyorum ipimi uzattım arkadaşlar ve bu cam sil hortumunu alıp buraya ilmek toplayacağım 5 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar bu yeşil yuvamızın içine Sesim için kusura bakmayın, iyice gitti. Sabah kalktığımda daha hiç yoktu arkadaşlar sesim. Şimdi biraz biraz yerine geldi. 5 tane bu şekilde ilmeğimizi topluyoruz. 1 2 Hemen taktım 3 Şöyle sıkı sıkı takıyorum ki biraz daha hem minik oluyor hem de kalıplanıyor sık olunca bol bırakmayın arkadaşlar zaten plastik dönüyor rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz çıkaramam korkusuyla bol yapmayın kalıplansın güzelce kirpikleriniz böyle türkan şuraki bire gibi olsun güzel bir işimiz olsun zaten dibini güzelce bakın iki zincirini sıkı sıkı çekip böyle pirinç gibi buraya dört tane zincir çekiyorum bol çekenler 3 de çekebilir bu şekilde sıkı sıkı 4 zinciri çektim yine 3 tane ilmeği ayıracağım 2 3 9 ilmeğimiz vardı arkadaşlar böyle üçer üçer ayırarak ilmeklerimizi 3 tane yuva hazırlıyorum yani 9'u 3'e bölmüş oluyorum yine aynı şekilde bakın şöyle ittireyim her yaptıkça arkadan hortum arkadaşlar böyle ittirerek aparatımızı kullanacağız. İki zincirimi çekiyorum ve taktım. Yine buraya da aynı işlem. Beş tane bu şekilde yapalım. Bu üç yuvaya gir. Dibinde sıkı sıkı iki zincir çek. Şöyle ilmeğe uzat. Hortuma tak. 5 olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Yine beşinci ve sonuncu yaptık. Şöyle bakın. Şimdi tekrar buradan yine dört tane zincir alıp bir, iki, üç ve dört. Zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar yine şöyle bir sırasıyla 2 ve 3 bu şekilde diplerin zincirini güzel çekince bakın arkadaşlar hem birbirine karışmıyor da fazla bu şekilde güzel bir ilmeklerimiz oluyor. Yine dibinde bir ve iki zincirimi çekiyorum. İpimi uzatıp şöyle aparatımızı ileri alalım. Rahat geçirelim. Yuvanın içine giriyorum. Dibinde bir iki zincir taktım. Üç, aynı şekilde şöyle açılsın 4 yine aynı şekilde giriyorum iki zincirimi çekiyorum aparatımı uzatıp ipimi uzatıp aparatıma taktım bakın beşer beşer ilmekleri topladım her yuvada ve iki zincir çekiyorum şöyle dibine ilmeklerim aşağı kaymasın ee, sökülmesin diye Çünkü aparatımızdan bu şekilde arkadaşlar artık yavaş yavaş şöyle çevire çevire bunları çıkarıyoruz bu şey yani telefonun şarjı bittiği için şarjda takıl arkadaşlar kolumda şarj kablosuna değdiği için biraz sallantı oldu. Şöyle sola doğru yatırarak ilmeklerimizi açtık. Bu şekilde. Şimdi bunları tek tek toplayıp şöyle daha güzel bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ters tarafına çevirdim. İlmeğimi bu şekilde uzatıyorum. Buradan son ilmeğimin içinden ilmek alıp bunu buraya arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum bu boyuta getirmiş oldum. Yani e, şimdi buralara yuvalar hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine girip bu şekilde sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. İlmeğimin içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. 3 zincir hemen şöyle elimizle de ittir aşağı inenler arkadaşlar ittirerek bu şekilde çıkarabiliriz bakın. sahte sık iğne ile bunların hepsine böyle bu şekilde yuvalar hazırlıyorum 3 zincirimi çektim 5. ilmeğimi de bu şekilde tuttum sık iğne ile sabitledim bakın arkadaşlar şimdi geçiş yeri geçiş yerine dahi bu şekilde 3 zincirle geçiyorum aynı yuva yaparak bu şekilde şimdi aynı bunu nasıl topladım üçer zincirli yuvalar yaparak başa kadar gelelim arkadaşlar Evet sonuna kadar geldik bu şekilde bir zincirimizi de çekip hemen yuvamızın içine sık iğne yaparak dönüş yaptık düz yüzündeyiz buraya Şimdi arkadaşlar kirpikleri yaparak son sıramızı da bu şekilde yapacağız. Şimdi tomurcuğumuz için kirpiğimiz için 4 zincirimizi de buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yanına bir tane sık iğne yapıp sıradakine hemen sık iğne ile geçiş yapıyorum. Burada şu olay var arkadaşlar sağına ve soluna sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Normalde 4 tane tomurcuğu yapar sık iğne yapmadan ilerlerdik Buradaki tek fark bu şekilde. 4 zincirle tomurcuk yaptığımız yerin dibine de bir tane sık iğne yapıp şöyle sabitliyoruz. Evet, sırasıyla aynı şekilde bu yuvaları dolduracağız arkadaşlar. Sık iğnemizi yaptık. 4 zincirimizi kapattık bu şekilde. Hemen dibine de bir sık iğnemizi yapıyoruz tüm 3 zincirli yuvaları sağına ve soluna sık iğne yaparak dörder zincirli tomurcuklar yaparak dolduruyoruz 4 zincirimi de kapattım dibine de bir tane sık iğne yaptım bu şekilde bakın bir tanesini yuvamızın birini bitirmiş olduk sonuna kadar aynı işlem devam edecek şimdi bunu göstermek amaçlı örnek amaçlı bu kadar yeter gerisini ben tamamlayayım daha fazla vakitli olmasın arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim ilerleyeceğim aynı işlemi bitirip hemen geliyorum Evet modelimi bitirdim bu şekilde oldu arkadaşlar çok hoş ve zarif oldu bu da daha önce sizler için hazırladığım mor rengimiz modelimiz zarif bir model arkadaşlar altında üçer yuvalar çok hoş duruyor altı üstü takım bakın altı ilmek üstü ilmek onu göstermesi için üzerinde sık iğne ile kirpik var sadece hem kolay yapımı hem de böyle zarif tül gibi ee, sizin seveceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum çünkü hepimiz yani ben de dahil olmak üzere hem kolay hem gösterişli şeyleri seviyoruz yapımı kolay olsun bizi yormasın hemen bitsin bu şekilde kullanalım istiyoruz veya bir hediye yapmak istediğimizde de aynı şekilde bir ee, yorulmayalım hemen rahat bir şekilde yapalım bitirelim Evet modelim bu İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilir ee, Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar